ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinle. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin meali yer almaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cenni Cenni. Kavmimden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksin. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı?
Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör, işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğunu